Evet sevgili arkadaşlar, birazdan konferansımız başlayacak. Sosyal Bilimler Lisesi'ndeyiz. Değerli arkadaşlar, Sosyal Bilimler Lisesi 1. sınıf, lise 1. sınıf öğrencilerimizle çok güzel bir zaman akışı yaşadık. Ve sevgili kardeşlerime engellilik farkındalığının topluma bakış açılarını bunları anlattık. Teknolojiyle görme engellilerin iç içe olduğu anı renklendirerek örneklendirdik. Sizlere teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için yarınlar çok önemli. Bu umutları yeşertebilmeniz adına gelecekte çok güzel şeyler yapacağınızı umut ederek sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum sevgili çocuklar. Sevgili arkadaşlar, Burdur Sosyal Bilimler Lisesi'nde çok güzel, verimli bir konferans gerçekleştirdik öğrencilerimizle ve koordinatörümüz Mine Hoca. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhaba Ahmet Bey, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam, nasıldı farkındalık? Öğrencileri gözlemlediğinizde neler söylemek istersiniz? Çok etkileyiciydi. Gerçekten farkındalık oluştu öğrencilerimiz arasında. Bilmedikleri birçok şey öğrendiler sizin sayenizde. Hem uygulamaları, hem sizin yaşantınızı nasıl devam ettirdiğinizi, eğitim hayatınızı ve bir görme engellinin ya da engeli olan bir vatandaşın nasıl hayatta mücadele ettiği konusunda onlara açıklamalarda bulundunuz. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, sizler de bize bu fırsatı verdiğiniz için Sosyal Bilimler Lisesi İdare Yönetimi ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz Anadolu Lisesi'ndeyiz. Konferans salonunda güzel öğrencilerimizle beraberiz. Soru cevap şeklinde devam ediyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar, isimle gelelim eve. Evet Tuğçe. Hocam, mesela şimdi görme engellisiniz ve diyelim ki işitme sorunu yaşadınız. Bundan nasıl başa çıkacaksınız? Evet, zaman zaman doğal olarak kulaklarımızın tıkandığı dönemler olduğunda görme engelli bir birey için dünyanın en karanlık noktası kulaklarının duymamasıdır. Bakın, en karanlık noktası. Hani görmüyor ya, karanlıkta zaten ama o karanlığı biz saymıyoruz. Kulaklarımız bizim rehberimiz. Duyu organının duymaması demek hayatın bizim için bittiği anlamına gelir. Evet, sorusu olan arkadaşlarımız var mıdır? 15 Temmuz Lisesi, lütfen katılımlarımız. Ne sormak istersiniz? Evet. Ben sorabilir miyim? Buyurun Sayın Hocam. Evet hocam. Öğretmenim. Biraz önce yaşadığımız bir olayı paylaşmak istiyorum. Aslında sizin haberiniz yok ama bizi ben yaşadım. Evet. Hoş geldiniz dedim ve gayri ihtiyari elimi uzattım tokalaşmak için. Ama siz görmediniz. Sonra bir an hatırladım ki görmüyorsunuz. Bazen insanlar size tokalaşmak istiyorlardır. O zaman ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir açıklama ve soru. Sevgili arkadaşlar, el uzatılıyor. Biz cevap vermediğimizde bir daha davranılıyor. Cevap vermediğimiz şahsın mimiğini, mimik hareketlerini bize anlattıklarında çok bozulduğunu ve üzüldüğünü, sinirlendiğini ve bizi farklı boyutlarla isimlendirdiğini duyuyoruz. Oysa ki görme engelliye el uzattığınız zaman hemen onun elini tutmaya çalışın ya da biz görme engelliler arasında böyle sese doğru yönelmesi için, elinizi tutmamız için böyle sesler çıkarılabiliyor. Ya da bunu yapamıyorsak görme engellinin elini tutup sıkmanız yeterlidir. Yani siz ondan değil, o kişi sizden değil, sizin ondan beklemeniz gerekiyor bu davranış biçimini. Evet, güzel bir soruydu. Var mı başka sorunuz? Benim bir sorum var. Buyurun. Yani bir sürü güzel şey imza atmışsınız ama hani ilk nasıl başladınız? Hani nasıl karar verdiniz? Her şey sevmekle başlar. Bu yola adım atarken, konferanslar verirken liselerde, üniversitelerde toplumsal bilinci arttırmak, toplumun bakış açısını değiştirmek, ön yargılara son vermek,
duyarlılığı arttırmak için kendime önce bir söz verdim. Tek başıma mücadele edeceğim. Ve severek yapacağım bu işi dedim. Bu misyonu üstlendim. Dediğim gibi siz gençler benim umudum. Bu umudu yeşertebilmeniz adına da beni anladığınıza dair bu sözü verdiğiniz takdirde ben daha çok başarılı olacağım. Bu konuyu anlatacağım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Güzel günler sizlerin olsun.